Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün son videomuzu çekeceğiz. Raporlamamızı oluşturacağız. Aynı zamanda bir alarmlarımızı ses dosyası oluşturacağız. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda alarmlarımızı oluşturmuştuk. Alarmımızın bize flash etmesi, yani burada atıyorum mesela normal sıcaklık, düşük sıcaklık, yanıp yanıp sönmesini falan yapmaya öğreneceğiz bugün. İsterseniz ilk başta alarmlara ses dosyası eklemeyi yapalım. SiteExplorer'ın altında Tools var. Tools'un altından Computer Setup Editor tıklıyoruz buna. Burada alarma tıklıyoruz. Şimdi ben daha öncesinde eklediğim için Sound 1, Sound 2, Sound 3, Sound 4'ü burada görüyorsunuz. İsterseniz bir de şöyle yapalım. Aynen. Mesela Sound 5'i beraber, Sound 4'ü yeniden beraber eklediğimizi varsayalım. Buraya parametrelerine geldiğimizde sizde burası boş olacak. Buraya Sound 4 yazıyoruz. Sound 5 yazabilirsiniz. Daha sonrasında Browse'e tıklıyorum ben. Burada istediğiniz bir tane sesi seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ve buraya eklenmiş oluyor. Ben mesela Sound Bridge'in Tada'yı seçmişim. Switch Off'u, Switch On'u ve Windows Balon'u seçmişim. Daha sonrasında bunu File'den Save diyoruz. Zaten kayıtlısın diyor. Atıyorum ben tabii. Şimdi alarm kategorisine gelelim. Alarm kategorisi hatırlarsanız daha öncesinde bunu 3 kategoriye ayırmıştık beraber. Şimdi birinci kategoride şurada priority yazan kısma hangi alarmını ölçmesini istiyorsanız orayı işaretleyeceğiz. Bundan önce aslında şunu yapayım bir dakika. Project Editor'un olduğu sayfadan da file'e geliyorum. Hayır, çok tools'a geliyorum. Tools'tan Computer Setup Wizard. Burada Custom Setup'ın seçilmiş olması gerekiyor. Burada her ikisi tikli olması gerekiyor arkadaşlar. Tikliyse her tiki yapın siz de. Compile edelim. Herhangi bir şey yapmadın. Yani compile etmek istiyor musun? Evet diyor. Herhangi bir hata bulmadı. Şimdi bir run edelim. Alarm summary kısmına geleyim şimdi. Ben bu alarmların en büyük tabi ekran bu. Ben bu alarmların bana ses vermesini istiyorum. Bunun için bunu buradan kapatıyorum. End'den de çıkış yapabilirdim tabii ki. Alarm kategorisi sayfasına gelmiştim zaten. Alarm kategorisine çift tıklıyorum. Buraya geldim. Burada priority yazan kısma 1'e mesela 3 diyelim. Place diyoruz.
Buna 4 diyelim. Replace. 3 dedim, 4 dedim. Buna da 2 diyorum. Ve replace ediyorum. Tekrardan bir compile ediyorum. Ve run ediyorum. Şimdi alarmlarının seslerini duyduğunuzu varsayıyorum. Buradan login olayım. Bir öncekinde designer'dan yapmıştık. Bunu da Fatma'dan yapalım. Ses olmamasında ben bunların hepsini disable edeceğim. Gördüğünüz gibi şu an ses yok. Hepsini disable ettim. Tekrardan kapatayım. Alarm kategorisine geleyim. Ben 1'i 1 yapmak istiyorum. 2'yi 2. 3'ü de 3. Tekrardan replace edeyim. Çok da önemli değil yani burası. Ben böyle duymak istediğim için yaptım burayı. Şimdi Scitech Explorer'a geliyorum. Gelemedim. Scitech Explorer'da buradan Communication butonuna geliyorum. Communication'da Alarm Server'a geliyorum. Alarm Server'a geldiğinizde F2 tuşuna basmanızı istiyorum. Önünüze bir ekran açılmış olması gerekiyor. Eğer ben tabii bende benimki yeni versiyon olduğu için açılmadı. Eğer F2 tuşuna bastığınızda Publish Alarm Properties diye bir sayfa geldiyse, sekme geldiyse onu true yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Tekrardan replace edip komple yapmanız gerekiyor. Şimdi tekrardan Explorer'a geliyorum. Buradan Io Device'a geliyorum. Tekrardan F2 tuşuna basıyorum. Şimdi benim Neyim alarm device olacak da. Dakika. Communication'ın altından IO device'a geliyorum. Burada Milk device 1 var. Ben bu Milk device 1'i alarm device yapacağım şimdi. Device yapacağım. Numarayı da 12 yapıyoruz. Bu Schneider'in vermiş olduğu dokümantasyonu da 12 olmuş. 12 yapıyoruz. Protokol genelik olacak arkadaşlar. Gri dedim. Port name de disk drive olarak kalacak. Ve buna add diyorum. Compile yapıyorum. Herhangi bir hata bulmadı. Şimdi burada grafik builder'a geliyorum. Grafik builder'da burada A'ya tıklayalım ve B'ye gelelim. Buraya normal yazısını yazalım. Hani hatırlarsanız flash etmesini istiyordum ben buraya.
Şunu şöyle yapayım. Bold yapalım. 14 yapalım. Uygula diyelim. Sıcaklık yazalım. Uygula diyelim. Böyle daha hoş oldu sanki. Şimdi sağ tarafta display volume var. Buraya geliyoruz. Display volume multi state seçeceğiz arkadaşlar. Multi state'te A'ya benim holding tüpüm HTA nokta H or yani H dediğim high oluyor yüksek yani. Or HTA nokta ay boş bırakmam gerekiyordu. HTA nokta high. Enter diyorum. ETA nokta low or ETA nokta low low. Enter diyorum. Bunun üzerine geldiğimizde de siliyoruz. Şimdi AB normal sıcaklık diyor. Bu da yani 00 10 01 11 arkadaşlar aslında bu. Normal sıcaklık. Buna yüksek sıcaklık diyelim. Sıcaklık diyoruz. Ona sistem hatası diyelim. Ne kastınız? Yani sensörün üzerinden de bir geliyor, diğer taraftan da bir geliyor. Yani hem normal yüksek, hem yüksek sıcaklıktan bir geliyor, hem düşük sıcaklıktan geliyor. İkisi de bir hata olamayacağına göre ya sensör arızalanmış olabilir ya da başka bir etkenler de olabilir. Yani bunu sistem hatası olarak adlandıracağız. Uygula diyelim. Buradan fiil kısmından tekrardan multistate seçiyorum. Multistate'de yine HTA nokta H or küçük harfler değil büyük harfler yazacağız. HTA nokta high or HTA nokta high diyorum. Enter diyorum. HTA HTA nokta high or HTA nokta high enter diyorum. HTA nokta low or HTA nokta low yani düşük diyorum. Bunu siliyoruz. Şimdi normal sıcaklıkta siyah olacak. Şunu ben yanıp sönmesini istiyorum. Nasıl yanıp sönmesini isteyelim? Mesela kırmızı siyah. Bunu seçiyormuşuz. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz de ben şey dokümantasyonu birebir aynı kalmak için bunu da maviyi seçmişiz. Bunda da sarı siyahı. Ben hadi bunu farklı yapalım. Yeşil siyah yapayım mesela ben. Uygula diyoruz. Ve tamam diyoruz. Şimdi file diyelim. Save diyelim. Bir compile edelim. Ve run edelim. Şu an mesela bana flash diyor görüyorsunuz ekranı. Patch diyelim, pass diyelim. Mesela bunu düşük sıcaklığa getireyim. Sıcaklığa geçelim. Bir hemen hızlıca bir kontrol edeyim bir hemen arkadaşlar. Normal sıcaklığı olduğu kısma geliyorum.
Prince'e geliyorum. Normal sıcaklık, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve sistem hatası. HTA or HTA nokta haş haş enter dedik, low dedik, bunu sildik. Normal sıcaklık, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve sistem hatası dedik. Feel kısmına gelip burada da multistate seçip HTA nokta or HTA low or HTA low dedik. Eklemimizi seçtik. Tamam dedik. Bir hata gözükmüyor aslında. Hepiniz kısmında da bir hatam yok. Yok, color kısmından yapacaktım. Display value'den yaptım. Genelde geliyorum. Burada normal sıcaklık ama display value'ye gelip multistate yok. Tamam diyorum. Tekrardan bir run edeyim. Save edip buradaki hata neden kaynaklanıyor acaba? General'a geleyim. Value'a geliyorum. Multistate diyorum. HTA ETA nokta high or ETA nokta high enter. ETA nokta low ne zaman tabii. ETA nokta low or ETA nokta low diyorum. Diyorum. Normal sıcaklık, yüksek sıcaklık. Sistem hatası dedik. Display'de fill kısmına geliyorum. HTA nokta high or HTA nokta high HTA nokta low or HTA nokta low doğru onu siliyorum buraya geldim pek edelim bakalım tekrardan bir compile edeyim şimdi run edelim. Çok enteresan. Biraz bekleyelim bakalım mesela.
Buna daha sonra geleceğim. Son kez bakmak istiyorum aslında da. Yüksek sıcaklık. Şimdi bunu mavi seçtim zaten. Evet. Ya bunu seçmemle alakası yok aslında da. Neden olmuş olabilir? Neden olmuş olabilir? Hemen hızlıca tekrardan yapmak istiyorum. Normal sıcaklık diyelim ve koyalım buraya. Buraya çekelim. Normal sıcaklığım burada kalsın. Text Properties'inde. Ve bunu bold yapayım. 12 yapayım ve uygulayayım. Center diyelim, ortalasın. Sonra display value'ya geliyorum. Display value multi-state seçiyorum. Multi-state'de HTA, yani benim holding tüpüm. HTA büyük harflerle HTA nokta high or HTA nokta high high diyorum. Enter diyorum. HTA nokta low or HTA nokta low low diyorum ve enter diyorum. Bunu siliyorum. Ve buna düşük sıcaklık. Yok. Yüksek sıcaklık diyoruz. Sıcaklık. Ve uygula diyelim. Buradan fill kısmına geliyorum. Yine multi-state seçiyorum. HTA nokta high high yazamadım tabi. HTA nokta high high or HTA nokta low low diyorum. Ay. Or HTA nokta high high enter diyorum. HTA nokta low or HTA nokta low low diyorum. Yine enter diyorum. Buna gelme. Delete seçiyorum. Yanıp sönmesini istiyorum. Bunu mavi renk seçtik. Bu sarı siyah diyelim. Burada kırmızı siyah olsun. Uygula diyelim. Ve tamam diyelim. Şimdi tekrardan bir compile edelim. Ve run edelim. Tabii şu an yüksek sıcaklık.
Pastör sosyal sayfama gidiyorum. Ben bunu atsam da tabii otomatik olarak de yüksek sıcaklık olarak oluyor. Bunu sonra döneceğim arkadaşlar. Şimdi raporlama kısmına geçelim. Neden herhangi bir hata da yapmamışım? Evet, neyse. Raporlama kısmına geçelim. Raporlama kısmında Saatek Explorer'a geliyorum. Gelemedim. Geldim. Saatek Explorer kısmından sisteme gidiyorum. Sistemden device'a gidiyorum. Device'a çift tıklıyorum. Device'a geldim. Şimdi buraya past logo oluşturacağız. Past. Aynen. Paslog formatımızı siliyoruz. Data tabi bu sefer past olacak. Report yani text dosyası değil de rectangle.rtf ASCII device'im kalıyor, null file'im eksi bir aynı şekilde kalıyor ve add diyorum. File diyorum, compile diyorum. Şimdi yine Site Explorer'dan bu sefer Reports kısmına geliyorum. Benim report name'im past olacak. Clustering'im zaten sadece past olacak. Sonra past var zaten. Report format file'ım past nokta rtf rectangle file. Yani past nokta rtf output device'ım benim paslog. Edit'e tıklıyoruz. Add diyoruz. Add'e tıkladık. Şimdi size de aynı şekilde bir sayfa açıldı. Şimdi buraya süt pasteurizasyonu süt pasteurizasyonu raporu. Bunu kanlaştıralım. Biraz büyütelim. Şimdi burada kapatalım tabii. Zaman diyorum. Boşluk bıraktım. İki nokta üst üste koydum. Süslü parantezlerimi koyuyorum. Süslü parantezin içerisinde time diyorum. 1. Tuşuyla iki boşluk bıraktım. Buraya da tarih diyelim. İzni koydum arkadaşlar. Buna da date diyorum. Da 2 diyorum. Enter diyorum. Sıcak su varası İngilizcesi yazarım. Hot water valve. Parantezimi kapattım. Tekrardan süslü parantezin içerisinde
Ay kod yazıyorum. Ve enter diyorum. Bir tab boşluk bıraktım. Burada if yazıyoruz. If while hotwater cmd eşittir 1 olduğunda then bir tab daha bırakalım. Bana yazdırsın. Print escape'in altındaki çift tırnak açık. Çift tırnak kapattım. Tab. Print. Bu desin. If'in bitimini yapıyorum. Bu if'in bitimi. If'in end'i yani. End diyelim. Saygun'un bitiş hali. Olduğu için göremiyorum da. Işık tersi şuradan vuruyor. End diyorum. Tire 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 tire. Rapor tamamlandı. Escape'in altındaki çift tırnak. Rapor tamamlandı. Rapor tamamlandı. Parantezimin içerisinde bytecode enter prompt altındaki rapor tamamlandı. Bunu tabii save ediyorum şimdi ben. Save ediyorum ve kapatıyorum. Şimdi bir compile edelim. Bir tane hata buldu. Code diyelim. Şu pasta olacak. Replace edelim. File diyelim ve compile edelim. Bir tane daha hata buldu. Edit diyelim. Tabii kaydetmedi. Üzdü gerçekten. Pasteurizasyonu raporu diyor. Zaman tabii bunu kenarda yapalım. İçerisinde bir fakat boşluk bıraktım. Siz istediğinizlere bakabilirsiniz tabii. Şimdi de tarih diyorum. Tarih diyorum. İki nokta üzerine bakıyorum. Büyük harfler lazım gerekiyordu. Date. Ve ikinci. Enter dedim.
Bycode diyorum. Enter diyorum. Diyorum. Val. Heh, şunun altına tabii bir tane şey. Dur şöyle yapayım. Sıcak bu vanası hot water var. If while dedim. Alttan tıra hot water. Alttan tıra cmd eşittir 1 diyorum. Ben dedim. Enter. Tab tuşu. Print. Escape'in aldık. Çift tırnak. Açık. Escape'in aldık. Çift tırnak. Kapattım. Enter dedim. Geldim. Buradan tab tuşuna geldim. Şimdi de else diyorum. Bir tab boşluk bıraktım. Print. Escape'in aldık. Çift tırnak. Kapalı. Escape'in aldık. Çift tırnak. Tab diyorum. Şimdi end dedim. If'in end'ini kapatmış oldum. Tekrardan geliyorum. Şu parantez içerisinde say kodun bitişini yapmış oldum. Enter dedim. Tire 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 tire. Formlandı. Tire 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 tire. Diyorum. Tekrardan say kod açıyorum. Evet. Bomb diyorum. Parantez içerisinde. Parantez içerisinde. Rapor tamamlandı. Evet diyerek programı kapatıyorum. Şimdi kontrol edeyim hızlıca. Zaman dilim, time dilim, tarih, date ki sıcak sonrası hot water var. Cycle if var. Hot water cm değiştire birden. Print açık. Else print kapalı. And. Rapor tamamlandı. Sycode. Şimdi bunu save edelim. Ay, kedim var da korktum ben arkadaşlar. Bunu kaydedelim. Şimdi kopyalayayım ne de bir. Kapatalım. Şimdi compile edelim. Bir tane hata vurdu. Şimdi report name'im past.rtf pastlog et evet. Edit'e tıkladım. Süt pasteurizasyonu raporu. Sıcak sıvanası. Sycode if var. Hot water doğru cmd eşittir birden print açık şundan kaynaklı olabilir mi? Prompt rapor tamamlandı. Sycode end dedim. Tekrardan bir kaydedeyim bunu. Herhangi bir hatam var mı diye bakıyorum. Prompt. Doğru. Class name'i de report name'in past. Class name'in time trigger'ın boş zaten past log. Edit diyorum.
Bakayım buradan. Burada tam bana diyor ki ne diyor? Else print kapalı. Go to edit. Şurada bir hata buldum. Else print'in olduğu kısımda. Şöyle yapsam. Tek boşluk bıraksam. Bir tep daha boşluk bıraksam. Ve kaydetsem. İnanamıyorum gerçekten ya. Bir de C dersi aldık yani. Bu kadar ne, C'nin ne kadar oldu, iyi olduğunu anlayabilirsiniz. Neyse devam ediyorum. Compile yaptığımıza göre. Şimdi page kısmıma gideyim. Grafik Builder'dan. Ha şuradan. SciTech Explorer'dan. Page sayfasına Create a New Page diyorum. Create a New Page'den. Normal diyelim. Tamam. Bana bir tane boş sayfa açıldı. Hemen Page Properties'den hatırlayalım buraya. Appearance kısmından arka planımı biraz daha turkuaz yapayım. Tamam diyeyim. Şimdi buradan file'dan save diyorum. Gözükmemesi için RTF rectangle file alttan tire file diyorum ve okey. Ekledim. Buradan FX'e tıklıyoruz. FX'e getirip buraya koydum. Command kısmında Access kısmına geliyorum. Ha, Access'te burada Object ANY diye bir şey var. O 502'yi görüyorsunuz. 502'yi şuraya not alayım bir dakika. 502 diye nasıl geldi? Tamam diyormuş. Bir sağ tıklayayım. Page Properties diyeyim. Page Properties'e geldiğimde burada Events'lara geliyorum. Events'ta on page enter diyor. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. On page enter comment diyor. Buradan insert function'a geliyorum. Insert function'da page rich text. Tabii çok hızlı gittim. Page text file. Evet, burada şimdi şöyle sileyim. Benimki 502 idi. Sizinki neyse onu yazarsınız. 502 virgül. Şimdi tırnak eski binadaki tırnak içerisinde ben buraya data yazıyorum. Data dosyasının altına past entry report'un rapi nokta ekran file tırnağı kapattım virgül koyuyorum 0 virgül ekranın boyutu 500x800 ve uygula diyorum. Tamam diyorum. Şimdi file'e gelelim. Bir compile edelim. Herhangi bir hata bulmadı. Şimdi run edelim.
sayfasına gidin. Login olalım. Designer'dan login olalım. Tamam. Şimdi burada Tools'a geliyorum. Tools'tan Admin Tools'a geliyorum. Admin Tools'tan konfigüre menü olacak. Konfigüre menüye tıkladım. Şimdi buradaki Page Trends Alarm Tools'lar Page Trends Alarm Tools olarak burada. Şimdi generiye sağ tıkladım. New buton diyorum. New butonda buraya rapor küçük harflerle yazayım. Raporlar diyeyim. Rapor yazdık tabi. Raporlar diyorum. Enter diyorum. Sağ tıklıyorum. New item diyorum. Buna rapor al diyelim. Enter diyelim. Yine sağ tıklayalım. Edit item diyelim. Bana action soruyor. Burada soru işareti. Last. Hatırlarsanız bu soru işaretini itemini daha önce de kullanmıştık. Pas diyelim, okey diyelim. Raporlar kısmına tekrardan geliyorum. New item diyorum. Bu sefer de rapor bak diyelim. Ben bunu bir keselim. Enter diyorum. Yine sağ tıklıyorum. Edit item diyorum. Bunu da ünlem VTF alttan tırıf ail diyoruz ve OK diyoruz. Bu da tamam. Raporlar, rapor al, rapor bak. Rapor pas, VTF file. Tamam. Şimdi bunu kapatalım. Bunu da kapatıyoruz. Bir dakika. Umarım. Paylaşmaya devam ediyor. Tamam. Herhangi problem yok. Korktum ben gerçekten. Şimdi bunu kapatalım. Tools'tan Options'a gelelim. Options'ta List System Page. Yani bunun tikli olması gerekiyor. Ben de tikli zaten. Size de tikli olmasına dikkat edin arkadaşlar. Tamam diyelim. Şimdi pas sembole tıklayalım. Sembol set, pas sembol. Pas sembolde CSV icons var. CSV icons. Burada da şurada trend arrow 2 değil 3 olacak. Heh. Buna tamam diyelim. Bunu alalım, getirelim, buraya koyalım. Burada arrange'den rotate edeceğiz. Tamam. Üzerine çık tıklayalım. Input'a gelelim. Input'ta down diyelim.
Aynen. Buradan insert function'a geliyorum. Insert function'da yine bu sefer display rectangle file olacak. Display rich text file. Page scroll. Ha. Text page scroll. Tamam. Tıkladım. 502 idi hatırlarsanız benimki. 502 502 virgül 3 diyorum burada tabii. Neden 3 diyorum? Yukarıya gitmesi için. Bunu uygula diyorum. Tamam diyorum. İşte bunu CTRL'e CTRL ve yapalım. Getirelim buraya koyalım. Bunu arrange'den rotate'den tekrardan bir rotate diyelim. Arrange, rotate. Tamam. Üzerine çık tıkladım. Bu sefer de 4 yapacağım bunu. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Save edelim. Ve compile edelim. Şimdi de run edelim. Tamam. Hatırlarsanız biraz önce raporlar kısmını oluşturup buraya raporlar kısmı geldi. Birkaç defa dur şimdi. Page past sayfasına gitsin. Birkaç defa rapor ala tıklayalım. Bir de rapor baka tıklayalım. Raporun oluşmadı. Neden? Rapor al diyelim birkaç defa daha. Past sayfasına gideyim. Vanalarımı açıp kapatayım. Pompom aynı şekilde buradan F5 tuşuna basayım. Şuradan sonra şu rapor kısmına tekrar bakacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi pas sembolü yine pas sembolü geliyorum. Pas sembolde bu sefer trend arrow doğru for seçiyorum. Tamam diyelim. Bunu getirelim. Buraya koyalım. Yine arrange, rotate, anti-clockwise. Tamam. Bunu getirdim. Buraya koydum. Çık tıklıyorum. Input diyorum. Down diyorum. Insert function'da rich text scroll. Tamam. 5 diyorum. Yukarı doğru olduğu için 3 dedim ve 5 dedim. Yani 5 aslında bir hatta birer birer atlamasını isteyeyim hadi. Boşluk. Yalnız bu 4 olacak. Aşağı doğru olanı yaptım çünkü. CTRL C, CTRL V diyorum. Bunu getiriyorum buraya koyuyorum. Arrange, rotate,
clockwise, tamam. Tekrardan arrange rotate. Tamam. 4'ü 3 yapıyorum. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Tekrardan save edelim. Tools'tan mıydı? Tools'tandı galiba ama. Neyse. Save ediyorum. Compile ediyorum. Şimdi devam edelim. Aktif alarm sayfama gideyim mesela. Bunu disable etmem için tabii enable etmem için login olmam lazım. Designer'dan giriş yapıyorum. Şifremi de sonra belirlemiştim. Enable yapayım. Çok ilginç ya. Bir dakika. Tools değil. Arrange align. Seveyim ve rapor kısmına gireyim bakayım bir. Sanırım bir yerde bir hata yaptım ama nerede hata yaptım ona bakacağım şimdi.
Böyle. Atamış olduğumuz alarm sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Benim atamış olduğum alarm sesleri. Siz de başka sesler deneyebilirsiniz tabii. Büyük küçük duyarlı mıydı hatırlayamadım da buna bakacağım bir. Bir dakika. Alarmlara geleceğim. Yine bir hüsran, yine bir hüsran arkadaşlar. Admin Tools'a gelelim. Buralarda acaba bir şey mi atladım, bir şey mi atladım diye bir hızlıca bir bakayım. Assistant page. Okul tekli tamam. Bunu da oluşturdum. Tekrardan bir save edeyim. Bir compile edeyim. Ve run edeyim. Has sayfama gideyim.
Alt tipi bir alarmım gözükmüyor şu anda mesela. Pomponu kapatayım. Ve ben sleep paralysis'in bunu disable ettim. Enable edersem tekrar ses gelmeye başlayacak. Şöyle yapalım. Sıcak su olması açık veya sıcak su olması kapalı tasla alması gerekiyor da neden almıyor, neden almıyor? Şimdi data past result. Burada bir herhangi bir hata yapmış olabilir miyim? Data ters slash past report. Evet, nokta .rtf. Rectal file. ASCII device. Evet. No file. Eksi 1 seçiyorum. Bunu compile edelim. Past report. Evet, burada herhangi bir hatam yok. Site Explorer'a geliyorum. Burada reports kısmına tıklayalım. Report kısmında past. Evet, past rectangle file. Output'u zaten past log. Edit'e geliyorum. If while hot water cmd eşittir 1 print açık else de print kapalı olacak. Burada mı acaba bir problem var diyorum. Bakayım bir. Rapor tamamlandı. C code prompt rapor tamamlandı. And home page entry data 580 ay 500 800
Doğru. Burada da herhangi bir hata yok. Tools'a geliyorum. Konfigüre menü. Burada da tamam. Tekrardan bir daha edeyim. Yani herhangi bir hata görmüyor. Şundan kaynaklı diyeceğim. Sanmıyorum daha önce yaptın. Şöyle yapayım. Hepsini kapatayım bir. Çok ilginç gerçekten ya. Login oluyorum tekrardan. Past. Burada da herhangi bir hata yok. RTB file. Burada bir hata olabilir mi acaba? Şimdi 2000 Mac 2021'den bunu run yapayım mesela. Kapatayım. Galiba programdan mı kaynaklı, benden mi kaynaklı? Aynı şekilde böyle bir sayfa gelmesi gerekiyor da bu benim daha önce yapmış olduğum. Bunda niye gelmedi? Bu eklediğim sekmelerle mesela bu daha fazla, bu daha az gibi. Şöyle yapayım. Burada sistemde report kısmına gideyim. Ne herhangi bir fark göremiyorum. Device'a gideyim.
Master Report. Aynen. Mil 2021'de. Evet, aynısı. Kaç defa rapor al diyelim bakalım. Pas sayfasına gidelim. Hatta buradan bir dakika. Bunu bir kontrol edelim. Pardon. Hepiniz kısmından bu listeyi. Burada da herhangi bir hata göremiyorum. Normal yüksek, düşük, işte sistem hatası. Aynen. Fiil kısmına geliyorum. Yine multistate seçili. HTA high or HTA. Aynen. Low or low low. Uyguna diyelim. Tamam diyelim. File diyelim. Save diyelim. Ve run edelim. Yüksek sıcaklık. Designer. Best. Şöyle yapacağım. Şu an düşeceğim.
Bunu ben bir sonraki videoda bulacağım arkadaşlar. Normalde bugün son videomdu. Yani bu video sondu. Bundaki hatayı sadece bundan hata var, özür dilerim. Bundaki hatayı bulup 9.1 diye sisteme yükleyeceğim. Yani normalde buraya gelip aynı bir önceki 2021'deki gibi burada rapor al dediğimizde raporu alıp rapor bak dediğimizde tekrardan burada gösteriyor olması lazım. Aksi bir şekilde bir dakika. Sistem kısmına geliyorum. Device'a geliyorum. Device'a geldim. Burada past logo oluşturduk. Datanın içerisinde ters slash past refresh. Bakayım hızlıca. Bir dakika. Bunu bir replace edeyim. Proje editöre geleyim. Proje editörünün altında tools computer setup wizard custom setup kompleks edelim. Herhangi bir şey yapmadığında kompleks etmek istiyormuşum diyor. Evet diyorum. Tekrardan bir tur şu computer setup. Linux'lara geleyim. Linux'ların içerisinde Computer Setup 4 diyeyim. Acaba bir dakika. Computer Setup Wizard'da Express Setup. Bir dakika bir compile edip bir
bulup bir sonraki videoda paylaşacağım arkadaşlar.